Şimdi bir farklılaşma yaşanacağı ortada. Bunun bölgede bir nüfuz geliştirmesi, bir yayılma anlamına gelip gelmeyeceğini görürüz. Ama ben ne olursa olsun 2010'dan sonra İsrail'in İslam dünyasında ve özellikle Sünni dünyada kaybettiği kredinin, ki Sünni dünya dediğimizde İslam dünyasının çok daha geniş bir coğrafyayı malumunuz kastediyoruz, çok ciddi bir kredi kaybettiğini biliyoruz. İtibar kaybettiğini biliyoruz. Bunun gerekçelerini tartışmaya gerek yok. Dönüp baktığımızda bunu görürüz. Bu kredi kaybını İsrail toparlamak için, İran özür dilerim, toparlamak için bir imkan buldu mu? Evet, buldu. Ha, bu noktada tabii ki aman İran bu süreçten kazanmasın da İsrail kazansın diyen bazı işbirlikçilerin olduğunu da biliyoruz. Bu tavır da son derece yanlış. Fakat burada kritik olan husus şu. O yüzden Türkiye ve Cumhurbaşkanı Erdoğan burada öncülük rolüne soyundu ve böyle bir bakiyesi, böyle bir negatif tarihi de olmadığı için bu Filistin davasında koordinatör, çağrıcı, lider pozisyonuna geçti ve bu doğrudan kabul gördü. Belki bundan 10 sene önce, 7-8 sene önce olsaydı İran bu pozisyonda olacaktı. Fakat bir taraftan da bu sürecin İran'ın bir anlamda yayılması, İran'ın kendisine gayrimeşru bir nüfuz oluşturmak için bir gayret ortaya koyması için vesile olmaması da gerekir. Bunun hassasiyetle altını çiziyorum. Türkiye bunun farkında. Türkiye Filistin davasının hiçbir aktör tarafından bir nüfuz meselesi haline getirilmemesi gerektiğinin bilincinde, bunun altını çiziyor. Geçmişte bunu İran'da yaptı, Mısır'da yaptı. Türkiye hiçbir zaman buna soyunmadı. Çok sahici bir şekilde bu katkıyı yaptı. Bir taraftan İslam dünyasının parçası olduğu için yaptı. Diğer taraftan bölge halkının güvenliği için yaptı. Diğer taraftan kendi güvenliği için bunu yaptı. Ama bu davaya sahici bir şekilde sahip çıktı. Çıkmaya devam ediyor. İran'ın önümüzdeki dönemde elbette bir kendisini ve geçmişteki negatif algısını temize çıkarmak için kullanacağını düşünebiliriz. Ama bunu gerekçe gösterip de İran'dan Filistin davası için daha fazla destek almakla ilgili bir tereddütün de oluşmaması gerekir.